gerçekten bu ülkede en çok kim hak ediyor deseler seni evet. söylerdim. Abi benim ufak bir araba işim var. Oradaki o yediğin karbonhidrat, yediğin o kalori seni kurtarmıyor. Ya bu adam bir de diüretik almadı yani, anladın mı? Ben elimi böyle tutuyordum ama böyle tuttuğum zaman daha farklı görünüyor. Sabah bir uyanırsın, su topu gibi de uyanabilirsin. Hep ucundan. Geri adım at, bir adım geri at. Oluyor arada, yani arada abi, günün sonunda oluyor yani. Nasıl oldu? Yorumlara yazsınlar. İyi durdu bence. Evet oyamazdı, abi ya. Ben de ekmek Rizeli. Abi. Ekmek, bir ekmek yemeden olmaz abi ya. Karnı doyana kadar yesin. Buna benim olarak hayatımda gördüğüm en acayip herif. 20 haftaya yaraşırım gibi hissediyorum. High day yapıyor, aynen. Low day yapıyor vesaire. Benim high day'im, low day'im yok. Görüntüyü yakalamakta zorlanıyorum yani. Kendimi soyutlamak istiyorum. Arkadaşlar, Commander Nutrition'ın sunduğu çekimler sohbetlerinde Ankara'dan bir konuğumuz var. Aslında sürpriz. Evet, çok ani oldu ama iyi oldu abi. Denk gelmiş oldu. Pendik'te San Antonio Cup'ta kafamı çevirdim. Muhammed Kod olarak zaten Tuna'yla video çekecektik. Dedik ki gelir misin? O da kırmadı. Ankara'dan geldi. İyi çok oldu, güzel oldu abi. Nasılsın? İyi abi. Zaten biz Tuna'yla sürekli görüşüyoruz. Her İstanbul'a geldiğimizde. Bu sefer de senin aracılığında. Evet. Zaten görüşecektik abi. Aynen, zaten görüşecektik. Sen, sana vesile olmuş bu, oldu. Bir tane yarışmacım vardı. Onun için geldim. Zaten yarın da Proud'un buluşması var. Ankara'da geri döneceğiz. Tuna'yla da zaten görüşecektik. Dünden haberleşmiştik. Tam öyle denk gelince, hatta sana söyledim ya abi, Tuna'yla görüşeceğim. Hani Tuna'nın planları vardı. Evet deyince dedim ben de bir arayayım Tuna'yı. Tuna, sen hoş geldin. Hoş bulduk abi. Neredesin? Buralar harbiden ya. Bir yere gittiğim yok. Benim rutin dinlenmeler. Bir de böyle biraz işlerim falan vardı. Onları hallettim. Ameliyat falan oldum. Onu da aradan çıkartmış oldum. Geçen sene yapacaktım bunu. Böyle araya sıkıştıramadık. Bu sene dedim bir çekileyim. Böyle güzel işlerim güçlerimi yoluna koyayım. Hem bir nefes problemim falan vardı. Ameliyat oldum güzelce. Onu da şey yaptık, düzelttik. Şeklini şemalini de toplattık biraz. Daha arkadaşlar, düzgün oldu. Evet. Nasıl oldu? Yorumlara yazsınlar. İyi durdu bence. Güzel oldu. Daha iyi oldu. Güzel oldu. Burada bayağı bir eğrilik falan başlamıştı. Halletmişken onu da aradan çıkartalım falan dedik. O zamanla daha fazla nefes problemi yaratabilirmiş. Böyle buradan bir kıkırda kalıp buraya bir destek koydular. İyi oldu. Biraz uzun oldu. Şey, zor mu? Ya çok zor geçmedi aslında ama burası biraz rahatsız etti beni. Yani oturup kalkarken falan. Yani burun ameliyatı ile alakalı çok bir sorun yaşamadım. Fakat buranın kesiği biraz zorladı beni. İyileşme süreci falan biraz ama zor oldu. Ama iz kalmaz değil mi orada? Ya kalmayacağını söyledi. Oradan ufak bir kesik açıp hani burada destek yokmuş yeteri kadar, oraya destek koyacağız dedi. Ufak bir kıkırda kalındı. Estetik dikiş atıldı oraya. Ben de özellikle söyledim hani vücudumuzdan para kazanıyoruz, yarışmalarda falan belli olmasın diye. Evet. Özellikle söyledim. Sorun olmayacağını söylediler. İyi de bir doktordu zaten. Özgür Hoca'ya da buradan selamlar, sevgiler. Gayet başarılı geçti. Başladım antrenmanlara zaten, sorun yok. Yavaş yavaş tekrardan evet, her şeyi toparladık, dönüyoruz. Tuna zaten belli aralıklarla kayboluyor ya abi. Herif bana dedi ben de evet. Kendi de dedi ki abi ben 6 ay bir dinlenme, ondan sonra tekrardan. Biraz eksikleri de falan dedim toparlayayım. İşleri güçleri yoluna soktum. Çok dağılmıştım Olimpiya muhabbetinden sonra. Geçtiğimiz sene işte İngiltere'ye gittim. Daha sonrasında Dubai'ye gidiyordum. Dubai döneminde bu salgın muhabbetine böyle biz de bir şifayı kaptık. O son dönem biraz zor geçti. O yüzden çekildim. Hani bilerek geri çektim kendimi. Hem o yarıştan çekildim hem de dedim bir süre geride durayım. İşlerimi güçlerimi toparlayayım. Çok birikmişti her şey. Çok fazla gelir gider dengesizliği vardı bende. Onları toparladım. Yarışırken çok kafa yoramıyorsun abi bu tarz şeylere. O yüzden biraz geri aldım kendimi. Onları toparladım. Ameliyatımı da oldum. Pis gibi nefes alıyorum. Peki ne zaman girecek ilk yarışmaya? Rahatım. Yani ne zaman girerim? Şöyle bir 6 aylık bir hazırlık dönemi olur herhalde. 13 ayı eksik kapatmak için böyle bir biraz büyürüm tekrardan. Şimdi 100 kilonun altına falan inmişimdir bayağı. Çünkü bir ay oldu ameliyat olalı. Öncesinde de aşağı yukarı bir 2-3 hafta falan antrenman yapmamıştım. 2 aydır neredeyse antrenman yapmıyorum. Bir toparlanma ara verdim. Yani vücudumdan da ilacı da bir çıkartmış oldum. Hani kafa olarak da bir toparlayayım kendimi dedim. O işleri hallettikten sonra dedim dönerim. Şimdi yavaş yavaş başladım. Bir 6 ay sonra yarışa çıkabilecek moda gelirim. Forma gelirim. Sen ne durumdasın? Abi ben yeni yeni toparlıyorum. Zaten bir 5-6 ay ara vermiştim. Evet, hani mecburi ameliyattan dolayı. Herhalde tahminimce şöyle bir 8 haftadır falan tam bir düzene oturttum gibi hissediyorum yani. Ama dönmesi kolay değilmiş. Ben bayağı zorlanıyorum. Ne zaman yarışacak? İlk etapta. Herhalde bir 20 haftaya yaraşırım gibi hissediyorum. Yani formu yani şey değil, bozuk. Hani yavranımı zaten güzel bir yere çektim ama eksikler hani o sertlik, o sertlik yani o görüntüyü yakalamakta zorlanıyorum yani. Ama yani sonuçta çok... yani bence o küçük büyüklükten mi? Değil de abi hani abi, o sertlik evet o şeyi daha göremiyorum yani daha hala. O sonuçta 10 yıldır spor yapıyorum. Şunu şurası 6 ay bir ara verdim. Hani abi, hiçbir şey kullanamadım. İlaç vesaire tedavi yaptım falan. Zaten ameliyat olduğumda yürüyemedim falan bir süre. Sonra zaten normal insan gibi bir 4 ay geçirdim hani. 1-2 öğün yiyerek falan. Yani çok bir yağlanmadım. Kilo verdim zaten Tuna'nın dediği gibi.
gibi. Sonrasında ama hani tabii ki ilaca başlıyorsun falan filan ama o hani beklediğim gibi bir istediğim o geri dönüşü daha hızlı beklerdim yani. Öyle mi? Evet yani. 6 aylık antrenmansızlık. Evet bayağı geriye götürüyor abi. Evet. Ben mesela 2 aydır antrenman yapmıyorum. Bakıyorum kendime bayağı kavislerim gitmiş. Evet kavis. Büyük, kavis büyük, olay. Büyümek problem aynen. Değil de o kavislerin tekrardan yerine oturması. İşte omuz çizgilerinin, işte ne bileyim kol genişliğinin, kavisinin kesinlikle gelmesi. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Biraz zaman alıyor. Bir de benim ameliyat biraz daha büyük yani. Biraz değil büyük ameliyat. Yani. Tabii canım bu kadar. Bende şu kadarlık bir kesik açtı. Ona rağmen ben biliyorum hani çektiğim yani. Acıyı, sancıyı. Bu adamın taburdan. Tabii canım ben günlerce yürüyemedim sadece sağa sola falan dönüyordum. Ama sonuçta şunu da görmüş oldum yani. Hani tekrar bile yapıyorum yani. Şu anda mesela şey düşünmüyorum. Yani karnım acaba yine bir şey olur mu falan diye. Onları atlattım. Onlar bir herhalde bir 8 hafta falan sürdü. Ya ulan hani böyle ağır yaptığım zaman acaba karnım rahatsız olur mu? Bir de ağır hani, çalışıyorsun çünkü. Tabii severim. Yani seviyorum kendimce ağır çalışmayı. Ama şu an hiç yani sanki ameliyat olmamışım gibi çalışıyorum. Çünkü hiç rahatsız etmiyor. Psikolojik olarak da hiç şey olmadı yani. Yani ilk bir 8 hafta korkuttu. Ha, hani korktum. Geri dönerken hani, daha hevesli oluyorsun abi. Evet. Ben mesela bunu mesela sürekli söylerler bana böyle şakayla karışık. Hani sürekli kendimi geri çekiyorum. Geri çekiyorum çünkü biraz da böyle bu işin dinlenerek yapıldığına inanıyorum. Yani sürekli aktif kalarak biraz sağlıktan da yiyorsun. Ama sen sosyal medyadan da geri çekiyorsun kendini. Ama bilerek yapıyorum. Evet. Ben çok kalabalığı seven bir... O dinlenmeyi alıyor komple. Yani, evet. Kalabalığı seven bir adam değilim yani. Off verdim mi sosyal medyadan da biraz kendimi geri çekiyorum. Ya çok fazla insanla diyalog halinde olmak istemiyorum. Evet. Genel böyle aileme vakit ayırıyorum. Eşime dostuma vakit ayırıyorum. Gittim mesela bir ay aşağı yukarı. Bir ay olmasa da bir 3 hafta kalmışımdır Rize'de. Memlekette kalmış. Eşimi dostumu gördüm. Bu dönemde hiç fırsat olmamıştı gitmek. Şimdi mesela kar yağdığı zaman yine söz verdim onlara. Yine gideceğim. Hmm. Ya biraz da böyle off dönemlerde ben dinlenme kafasındayım. Off dönemde insanlar büyür. Ben biraz off dönemde dinlendiriyorum kendimi. 10 sezonda büyümeyle küçülmeyi hallediyorum. Vallahi ben de her zaman yarış hazırlığında forma girdim yani. Her zaman daha büyümek. Hiç zaten büyüme sezonu yapmadım. İlk kez böyle bir büyümeye çalışmak gibi bir durum oldu ama sonrasında dedim ki bu benlik değil. Çünkü ben zaten o kadar fazla yemek yiyemiyorum artık el ameliyattan sonra. Çok kontrollü gidiyorum. Çünkü hani eskiden 6 öğün falan çok rahat bir şekilde yerdim ama şimdi mesela 4 öğün falan yiyebiliyorum max. Çünkü yani ister istemez sindirimim hala öyle wow bir durumda değil yani. Sonuçta belli bir ameliyat işte zaten 30 santim kadar kestikleri için vesaire. O zaten dediğim gibi yine Aydın abi benim bacanağım genel cerrah. Hani o süreçle alakalı bilgilendirmiştik. Yani Muhammed zaten yaklaşık bir sene içerisinde ancak her şey tekrardan normal seviyesine dönecek diye. Çok sancılı oluyor yani. Sindirim sorunları falan öyle hemen pat ameliyat olduğun geçti değil. Aksine artıyor. Sonra azalışa geçiyor. Yani vücudun tekrar ona adapte oluyor. Ama dediğim gibi ben artık normal okey hissediyorum. Zaten herhangi bir sindirim sorunum kalmadı. Sadece zorlamaya gelmiyor. Yani hissettiriyorsun. Hala hissediyor musun orada? Ben mesela ufaktan da olsa oradaki dokuların henüz tam birbirine yapışmadığını hissediyorum. Ha yok bende sancım geçti. Oluyor. Hala oluyor. Onlar bende geçti. Bayağı oldu. Aynen. Aynen. Bende şu an normal. Hiçbir şey yok. Sadece çok fazla mesela yemek yersem o zaman hani hissettirebiliyor. Hemen bağırsak düzenim sallanıyor. Evet. Evet. Sindirim düzgün olmadığı zaman abi zaten iptalsin. Komple iptal. İptalsin abi. Evet. Çok dikkat ediyorsun. Yani ister istemez. Ama en azından önceden sürekli yemek düşünen bir adamdım. Şimdi sadece hani ya yememeyle evet. Alakalı. Off dönemlerde ben en çok bunu seviyorum abi. Yani böyle yeme derdin yok, antrenman derdin yok evet. Falan. Ben bu yüzden kendimi geri çekiyorum. Yani zaten 10 sezonda sürekli yeme içme düzeni, işte antrenman düzeni. Makine gibi. Bunlar zaten böyle makine gibi bizde. Her şey belli zaten. Ama kolay oturmuyor. Ya. Yani yapacağım. Böyle bir normal insan gibi yaşıyorum. Evet, toparlıyorum aynen. Kendimi. Recovery ediyorum. Sonra tekrardan dönüyorum. Bu geri çekilme akıllıca bir geri çekilme. Yani öyle işlerimi güçlerimi yoluna koyuyorum tekrardan. Tekrardan hazırlıyorum kendimi. O aynı moda tekrardan giriyorum. Değişen hiçbir şey olmuyor benim. Ama ilk etapta ben mesela biraz zorlandım ya. Kardiyo yapmak. Bir düzen senin var ya sabah. Hastalıktan sabah, evet. Geldin yani. Aynen. Ben süreci bilerek tabii. Zaten giriyorum. Senin bir anda gelişti. Aynen. Hani, bir gecede değil mi? Öyle evet tabii canım. Ansızın ameliyat oluyorsun aynen. Abi öyle düşün. Yani biraz şöyle ama ben mesela bu geri dönüşle alakalı hissettiğim. İlk başta antrenmanları çok şey yapamıyorsun mesela. Hani gitsem gitmesem yani böyle bir tereddütte evet. Kalıyorsun. Hani çok önce onu oturtmaya çalışıyorsun. Yemek mesela yiyorsun. Hani böyle bir öğünde yesem mi ya? Hani yemesem de olur gibi. Ondan sonra işte kardiyo ya bugün de yapmasam mı gibi. Ama biliyorsun onu yapman ama lazım. Ama bir yerden sonra öyle bir özlüyorsun ki. Evet. Öyle bir böyle artık dönüyorsun sabah ki, uyanıyorsun işte belli işte saplamaklarını tamam, vesairesini alayım falan diyorsun. Bir kardiyo falan başlıyorsun. İdman saatlerini oturtuyorsun. Ondan sonra her şey tıkır 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 geliyor evet. Ama pat diye olmuyor yani. Bende öyle olmadı. Çünkü çok ciddi bir süreçte böyle normal yaşantı sürdüğüm için tekrardan ona adapte olmakta zorluk yaşadım ama adapte oldum. Bir anda kesildi değil mi yani? Evet. Tam gidiyorsun bir anda. Düşünsene evet. Abi yarışa 3 hafta var. Yani dipçik gibi formdasın ondan sonra
Puf, ameliyattasın. Sabah başka bir şeyle uyanıyorsun. Başka bir şeyle uyanıyorsun. Ama ben yine de tek beklediğim şey şu. Tekrar stage'e çıktığımda hemen o ameliyat görselim. Stage görselim. Onu yapmak istiyorum yani. Her ne olursa olsun, sonuç ne olursa olsun. Sonuç ne olursa olsun. Hani bakalım. O görüntü bakalım nasıl tekrardan şey oradan oraya gelmiş olmak ister. Hani kartı alayım, almayayım. Hiç mühim değil. Orada tekrar kendimi gördüğümde başarmışım derim yani. İyi hissederim yani abi. O kadar ameliyat olmuşsun falan filan olmuş. Yazın formundayız tekrardan inşallah ya. Haziran gibi falan artık. Tuna benim olarak hayatımda gördüğüm en acayip herif. En rahat ve en bence profesyonel adam. Çünkü mesela 10 gün var Londra yarışına. Böyle yapıyor, bakıyor mesela. Belinde yağ olduğunu kendi de görüyor, böyle yapıyor. Okey abi 10 gün sonra tamam diyor. Ama mesela ben olsam, abi tereddüt, 10 gün bu gider mi falan. Abi diyor, 10 gün iyi zaman. Yani müthiş gözlerimin önünde, ben zaten Tuna'nın her zaman söyledim bu Londra yarışındaki, ister bir olsa da kimse niye Tuna bir oldu demezdi ki zaten ortadaydı. Yani 3 oldu zaten ama hani bir de olsa kimse şey demezdi, Tuna niye bir oldu. Yani o kadar iyiydi, benim canlıda gördüğüm en iyi Tuna'ydı. Çoğu fotoğrafı da hani ışığın olmadığı yerde, bendeki ne fotoğraf var yani, elinde taraklar, abi zaten bir ısınmaya başladığı görsel var. Dedim ne ya, bu inanılmaz. Cheesecake'ler falan yiyor, burgerler falan. O son gün ama gözümün önünde yani adam böyle tıkır 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 tıkır. Zaten Sadık yazıyor işte, adamın nasıl gözüküyor falan. Tuna takılıyor. Sadık yazıyor işte, mami sence nasıl gözüküyor falan filan. Yesin dedi. Karnı doyana kadar yesin. Abi adam yedi, sabah bir uyandı. Yani benim demek istediğim şu, 10 günlük timeline'da herif bence 2 ay ilerledi. Ama çok iyi koç alır onda. Demek çok iyi görebiliyor. Abi bence çok iyi kendini biliyor. Evet, ne kadar iyi değişeceğini çok iyi biliyor bence. Rahatlık nasıl biliyor musun? Mesela ben olsam işte, kanka yemeği yemedik ya, hani idmana gitmemiz lazım. Saati geldi. Tuna'da da böyle, abi bir oyun daha yiyelim de gideriz ya, acele etme. Anladın mı? Evet, çok relax. Son dönemde o abi bu nasıl, bu vücut zaten evet yani bu vücut nasıl bir forma girer biliyor musun? Hani adam rahat, yarışı var ama hani zaten yaptığı bir şeyi yapmaya gidiyor yani, anladın mı? Mesela gitti orada hiç yattı. Herkes yarışıyor, koşturuyor, Tuna yatıyor. Ya olmayacak çıktı noktada da ama evet, zaten geride duruyorum. Ama mesela Dubai, anlıyorum. Dubai yarışında evet, mesela Dubai'de aradın, dedin abi, mesela Mami'ye de söyledim. Onun da mesela İngiltere'ye gelmesi benim için avantajdı. Büyük avantajdı. Çok çünkü güzel oldu. Mesela ben Sadık'la ya diyalog halinde değildim. Mami ile beraber konuşuyorlardı. Hmm. Benim kafam rahattı. Ben diyet döneminde, o son dönemde böyle biraz daha kendi halinde takılmayı seviyorum. Orada çok mesela Sadık'la iletişim halinde olmamak beni rahatlatıyordu. Mami oradan söylüyordu, gözlemliyordu. Onun da gözü iyidir zaten. Güveniyordum, bırakıyordum kendimi. Çok keyifli geçti. Dubai ama yarışından sonra, pardon, önce aradım onu, dedim ona zaten. Acaba çıkmasam mı ya dedim ben bu yarışa. Çünkü form yetiştiririm ama istediğim formda olmaz. Yani geriye giderim. Londra'yı geçemezdi aşağıya, abi. İvme aşağıya doğru düşsün evet, istemedim. Çünkü bu belli bir tapı yakaladı adam evet, zaten. Yani Tuna Güler dedim abi, en iyi mensizlik. Yani. Hani onu yakalasan niye öyle? Evet. Ya, evet abi adam şimdi diyorum. Ben ziyade ben kendime yakıştırmazdım öyle bir formla çıkmayı. Çünkü oraya ünvan sahibi aynen olarak gidiyorum. Yani orada ikinci olmak, üçüncü olmak bana bir şey katmazdı. Çünkü artık geçen sene de kaldırdılar biliyorsun, sondu. Şu artık puan olayıyla alakalı olarak bir şey yok. Sadece bir olman lazım. Aynen. Şampiyon olman lazım. Şampiyon olamayacağım yarışa da gitmek istemedim. En iyisini yapmış. Ya orada zaten kafayı abi oynayamayacaksam gitmenin bir anlamı yoktu. Formuma güvenmediğim için geri çektim kendimi. Bence en mantıklı kararı yaptım. Profesyonelce. Aynen öyle. Şimdi Londra'ya gitti, 3 oldu. Hani 1 olamadı, 3 oldu ama formu şeydi 4. Yani hani. 4 oldu ama hani formu şeydi yani. Diyorum ya, bir de olsa kimse niye bir oldun demezdi. Cam gibiydi. Onun ya üstüne çıkacaktı form olarak ya da bir olacaktı. Bunun başka yolu ya yok Pro yani. Pro League böyle zaten. Pro League daha sürekli zaten iyi adamlarla çarpışıyorsun. Tabii. Gerçekten yarışmada mesela 50 tane adam olabilir ama o 50 tane adamın 50'si seni korkutmuyor. 5 tanesi, 6 tanesi iyi kafa oluyor gerçekten. Ama her yarışta da oluyor 5-6 tane. Bir ince de sürtüştü podyumda. O da etkilemiş olabilir. Yani orada muhakkak etkilemişti. Evet, orada oturan hakemler de sonuç olarak insan. Sen şimdi burada oturuyorken mesela benim orada işimi düzgün yapıyor olmam senin daha bir hoşuna gider. Evet. Orada evet, biraz senin canını sıkacak hareketler yapıyorsam mesela dirsek temasları oldu vesaire. Ama bunlar hani böyle dostane şeyler, hani podyumda olabilecek şeyler. Hani oraya sığmaya çalışıyorsun, line'a oturmaya. Yani. Yani şovdan ziyade bizimkisi biraz bu böyle biraz gerginlik hissettik ha, yani. Hani izleyici de hissediyor, anladın mı? Hisseder. Bizim aramızda bir gerginlik evet, yoktu Emily ile ama yani
poza oturmak için böyle olayın üzerinde evet. kalabilmen için yerini tutman lazım. İster istemez dirsekler değiyor, omuzlar değiyor falan. Bu sefer hakem uyarıyor zaten. Hakem bir iki defa uyarınca hani bizi de böyle elbet etkilemiştir diye düşündük. Etkiler. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen dedin ya hani kendimi iyi olamayacağını anladım, 2'ye 3'e düşmemek için gitmedim diye. Evet. Peki bütün sporcular niye bunu yapmıyor? Şimdi adam senin gibi düşünüp podyuma çıkıp çıktığında da diyor ki ya ben kesin birdim bak olmadı. Bir de medyada açıklama yapıyor sosyal medyada diyor ki yani kesin bir olarak gidiyorum. Peki giderken bir olmayacağını anlayamıyor mu? Bence hissediyor adam ya. Yani hisseder. Formunu görüyor abi evet. Yani. Ya ben de mesela oraya gittiğimde hani first call out'a çağrılıp gerçekten kafaya oynayacağımı düşünüyorum. Birinci olurum, ikinci olurum. Pro Lig'de böyle bir şey söyleyemezsin zaten. O eskidendi. Hani şu an her yarış sert geçiyor. Harbiden her yarış gerçekten sert. Bomba gibi geçiyor. Hep güzel adamlar var, kaliteli adamlar var. Her gittiğimiz yarışta kafaya oynamaya gidiyoruz zaten. Yenilmeye gitmiyoruz. Fakat işte ne bileyim bir noktada hissediyorsun onu. Podyuma çıktığın zaman backstage'de falan anlıyorsun o enerjiden zaten. Tabii. Bu biraz, zaten bu biraz şey meselesi. Abi ya. Adam profesyonellikten yani ziyade ben zaten yaptığımı yaptım. Bunun üstüne çıkamayacaksam zaten title'ım da var yani. Yani yapı olarak, yani, yapı olarak biraz daha ben mesela kendimi geri çekmek bana zor gelmiyor. Gerek yok yani şampiyon olamadıktan sonra bir anlamı kalmıyor. Orada ikincilik, üçüncülük benim için çok bir şey ifade etmiyor. İşte hani yani, sürekli olarak yarış yapabilecek bir adam değilim ben. Karakter olarak öyle bir insan değilim. Senenin 6 ayında, 7 ayında hani böyle podyumlarda olabilirim. Eyvallah ama yani 2 tane, 3 tane yarış, maksimum 4 tane yarış yaparım senede. Beni aşar bile yani. Niye biliyor musun? Şey olarak düşünebilirdin. Her yarış farklı bir eziyet çünkü. Mesela şey diyebilirdin ya benim sponsorum var, ben bu yarıştan çekilemem diyebilirdin. Değil evet. mi? Tabii canım. Yani oraya kadar gittik. Evet. Hatta şey de derdin ya ben kesin birim derdin öyle hissetmesen de. Evet. Sponsorum var, maddi kaygılar var, takip edenler var. Bunu demek zorunda değilsin değil mi? Çıkarsın, ya biraz gerçekçi olmak lazım abi ya. Yani i̇şte o yüzden aynadan bakıp görüp yorumlayabilmek lazım. Aynı ben kendimi iyi hissetmediğim abi. Yarışa niye çıkayım ki? Benim hem kariyerimi etkiler hem psikolojimi tabii. etkiler. Bozuk bir formla gerçekten %100'ümü veremeyeceksem niye podyuma çıkayım? Yani niye arkamdan laf konuşturtayım? İnsanların aynen. ağzına niye laf vereyim? Bunu da düşünmek lazım. Profesyonel olduk artık çünkü yani. Özledin değil mi yarışmaları? Abi boy özledim. Ya bu benim öyle şeylerim yok da. Yani niye? Ne bileyim böyle boyu kutusu vardır. Muhakkak vardır ya. O yani şey olarak. Paylaştı zaten. Ben o atmosferi seviyorum ya. Tamam hani, işte yani. Ya illa işte o boya kokusu falan böyle kelimeye biraz takılıyorum ama. O kelimeye geçelim. Aynen yani ne bileyim bir süreç benim daha çok hoşuma gidiyor. Forma girme süreci yarışmaktan daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü o değişimi görüyorum. Anladın mı? O değişim hoşuma gidiyor. Tabii ki şimdi başarıyla taçlandırdığın zaman da güzel oluyor yani. İşte seni first call out'a çağırıyorlar, ortadaysan falan yani acayip bir atmosfer. Ama tabii benimkisi biraz kırılgan oldu yani. Girdim alamadım, girdim alamadım falan. Bir şey söyleyeceğim. İster istemez. Çok mutluydu senden. Evet. Yani evet. ben de her yarışı izledim. Instagram açıldı evet. bir şey oldu be. Her yarışta da insanlar şimdi aldı, şimdi alacak. Evet. Ya evet. güzel bir şey benim adıma. Yani tabii demek ki. Yani tabii o şey diyeyim ama tabii ki profesyonel değilim. İnşallah olurum. Ama sonuçta dediğim gibi süreç hoşuma gidiyor. E sürecin sonunda da bir yarışta taşlandırdık mı daha güzel oluyor abi ya. Eylül ayında NPC tarafını Türkiye'ye getiriyoruz. Ilk. Türkiye'de düzenlenecek olan evet. ilk daha öncesinde Levent abiler, Levent Deveciler düzenlemeye çalıştı. Fakat çok problem yaşandı. Evet. Federasyonla falan bayağı araları falan açıldı. Mehmet abi sağ olsun federasyonla da böyle istişare ederekten onların da desteğini alaraktan resmi bir şekilde bayağı yasal, legal bir şekilde. Öteki tarafta biraz böyle habersiz olmuştu. Evet. O yarışların bir tanesinde ben de gittim. Emin abi de gitti, Buğra abi de oradaydı tabii, tabii. Bayağı, bayağı karışıktı yani mevzular. Şu anda adını koyduk İzmir'de. 2024 İzmir Expo'da şeyde, İyi zaman var. Yeni fuar alanında yine Türkiye Şampiyonası'nın yapıldığı alanda Türkiye Şampiyonası'ndan önce olacak zaten. Herhalde muhtemelen ardından yarışı da orada düzenlenirler diye düşünüyorum. Ben en son Türkiye'de ne zaman yarıştım? 2019'da. Ben de. Biliyorsun cezalıydım ben zaten. Ben evet. kaçta yarıştım? 2020'de Sen yarıştım. Sen benden sonra yarıştın evet, işte. 2020'de yarıştım benden ben. Benden bir sene sonra Mart ayında. Evet. Green Park'ta işte evet. bugünkü yerde. Bugünkü yerdeydi zaten şampiyon oldum. Hatta onun da görseli var ya Tınan Bey'i ısıtırken yine. Evet. Aynı. Şimdi aralarında tek pro kart sahibi olmayan sen misin Özcan? Evet. Kral'da söyleyince. Özcan da çok geç aldı biliyorsun. Evet, bu ekibe tek sen mi kaldın? Evet. Taçsız kral. Aynen. Taçsız kral diyorum. <ben. gülüyor> Öyle ama hakikaten. Yani inşallah o da olur çok, ya. Çok ucundan kaçıyor. Ama ben diğerinde de Türkiye Şampiyonası'nda da Özcan ilk oldu. Tuna ikinci oldu. En son ben Türkiye Şampiyonu oldum aranızda. Evet.
Yine Tuna oldu, Özcan oldu. Demek ki sıra bende yani. Sırayla gidiyoruz. Sırayla gidiyorsak sıra benim almam lazım artık. Çok güzel yarışmaydı senin. En son yarışma hatırlıyorum. Hadi alıyor, aldı. Evet. Ben Vader'da da bir olduğumda yani... Zaten formu iyi getiriyor. Evet. Formu iyi getiriyor da son dönemlerde ben ona da söyledim. Yanında bir benim olmam evet lazım abi. Dedim ya. Son ben yok. Biraz saçmalamamam için biraz daha kafanın yani böyle birinin beni rahatlatması lazım abi. Çok anksiyete. Biraz böyle stresli geçiyor evet. Son dönemde. Evet. Ben biliyorum, sanıyorum onu. Yani bir tık daha iyi olsun. Çok fazla kafaya takıyor. Yani o zorlamaya çalışıyorum. Podyum gününü çok düşünüyor. Acaba ne olacak vesaire falan. Abi bir de baskı oluyor. Hani bir beklenti var yani. Evet. Hani olsun. Ya olmazsa düşüncesi ister istemez bir baskı kuruyor yani. Son dönem keyif almak lazım. Evet. Son dönem ben mesela son haftaya kadar benim için eziyet geçiyor ama son hafta ben ama diyorum ya işte Tuna benim yanımda olsa ben şimdi diye pro olmuştum herhalde yani. Anladın mı? O rahatlıkla. İyi fikir. Vereceğim ona bir paket, evet. Anlaştık. Yarı fiyatında vereceğim ona bir 6 aylık paket. Ben sadece son haftalık bir koçluk istiyorum. Tamam, 10 günlük bir koçluk. Giderken 10 günlük evet. Seyahat koçluğu. Yarışa, podyuma çıkana yani kadar. Şeyde büyüme döneminde zaten ya son dönemlerde koçun dediği çok nokta önemli, evet. Çok önemli çünkü oluyor. Çünkü abi dışarıdan görün. Tekrar çalışacağım fakat büyüme döneminde değil. O son dönemde tekrardan yine yani son 2 ay 3 ay ondan destek alacağım. Çünkü onun o mental rahatlığı falan beni çok ileriye taşıyor. Ben de Sadık'la bir başladım. Tuna'yla Tuna'dan sonra iletişime geçti. Senin de aran iyi miydi? Zaten Sadık yazdı karakter bana hani. Karakter olarak inanılmaz evet. Bir adam ya. Bize çok yakın abi evet. Zaten. Bosnalı, Timeline falan filan. Kültür olarak da bize çok uzak birisi değil. Yani, çok cana yakın birisi. Zaten o bana yazdı. Mami hani Tuna'ya nasıl gözüküyor falan. Öyle konuşmaya başladıktan sonra hani seni de ben çalıştırayım falan oldu. Ben de Mete yazdım. Çok ilgi gösterince hani Mete dedim bir süre Sadık'la devam etmek istiyorum. Hani ameliyattan sonra biraz ilgiye benim de ihtiyacım evet. Var gibisinden. Hani onun daha az klient var. Daha çok ilgilenebilir diye. Bir başladık ama güzel başlangıç için ama benim için çok uygun düşmedi bu. Tuna'ya da söyledim zaten. Dedim ki Tuna bu sezon benim için uygun düşmedi. Ona da söyledim. Dedim ki hani ben bunu hiç hayatımda yapmadım. Zorlanıyorum dedim. Beni forma sokalım. Ya da işte dedim ki biraz daha sadeleştirelim. Hani diyet kısmını çünkü çok fazla biraz şey çeşitlilik adam yani. Fazla evet. Yani sürekli mutfakta zaman geçirmem evet. Lazım. Mutfakta bir de, çok fazla zaman geçirmen evet. Gerekiyor o adamın yani çalışması. Beyaz patates, tatlı patates, beyaz balık, kırmızı et, bir öğünde apple sos, bir öğünde yumurta, evet. Bir öğünde protein tozu, bir öğünde pirinç, bir öğünde cream of rice. Yani abi çok. Bir de hani diyorum ki Sadık benim doktor diyor ki dedim hani bu kadar protein yiyemezsin. Protein bağırsak uzaması yapıyor. Yani hafif bir ben dedim ki Tuna ben dedim en iyisi mi? Şu sezonda biraz kendimi ileri götüreyim. İstediğim kıvama getireyim. O da dedi ki abi dedi, sen istediğin şeye gel. Ondan sonra Sadık dedi ki abi bundan gerisini devam ettir. Aklımda evet. Zaten Kats var. Matt'le zaten tanıştım. Matt biraz da Matt okey her şey benim için de uyumlu ama bir open koçu. Hani benim bir men's fizik koçu. Mesela Tuna'nın pozlarını düzeltiyor. İşte yan dur, şöyle dur, böyle dur. Bu çok önemli abi. Önemli olan şimdi alanı evet yani. Önemli alanı bu yani abi evet. Anladın mı? Doğru. Tabii katsın yani formuna da dokunuyor bir şekilde. Tabii ki. Fakat yani ben Sadık'tan ne aldım dersen ben Sadık'tan çok ciddi poz müdahaleleri öğrendim mesela. Şey en önemlisi abi i̇şte yani eksiklerinden duruş olarak yani. İşte saç sakal olarak şortu nerede giyelim vesaire hani bilmediğimiz şeyler değildi. Fakat elini böyle tecrübe... tut falan diyor evet. Ya buraya kadar karışıyor onun, yani. Onun böyle değil böyle değil böyle tut falan. Çok geliştim. Kendimi çok ileri taşıdım o anlamda. Yani hem kendime faydası oluyor hem de danışan anlarıma bunun çok faydası oluyor. Bir tane poz koçuyla da Kenny Wallach diye bir adamla da mesela çalıştık. 6 ders almıştık. 4-5 defa görüştük. Çok değişik şeyler öğrendik. Elini böyle tutma sırt pozunda bu şekilde biraz daha dışarıya doğru döndür. Kanatların orada daha patlak ve kavisli duruyor. Gibi böyle çok minik şeyler. Fakat tabii ben elimi böyle tutuyordum ama böyle tuttuğum zaman daha farklı görünüyor. Evet, onu fark ettik mesela. Abi en önemlisi şu. Matt çok ufak iyi bir koç. Şeyler. Ama çok zaten değişiyor. Bunu tartışmaya gerek yok ama mesela Mete ver bir open anladın mı? Herif onun pozlarını düzeltsin. Evet anasını alasın. Sana şey diyor mesela adam diyor Tapiç Olimpiya'yı izle diyor. Ya da işte KJ Stage Center'dan evet. Ben de ders aldım ama mesela bir Kats, bir Sadık bunlar da hani o adamların open hazırladığı kadar bu adamlar da
Mensizlik hazırlıyor. Evet. Anladın mı? Bu sefer Tuna'ya tabii ki böyle değil, böyle yılların sporcusu yani. Evet, işte yani. O podyumda defalarca bulunmuş. Tabii. En top seviyede yarışmış. Ve de hani o abi böyle bir hani şey kuruluğu da var mesela. Örnek veriyorum demek istediğim. Bir mensizliğin yeterli. Evet bu okey. Şortun altına bakmaya gerek olmadan. Burada kalman lazım dediğim bir görüntü var. Bir de biraz daha zorlayalım dediğim bir görüntü var. Bence o noktada da bu adamlar, mensizlik adamları daha böyle bir nokta atışı yapıyor gibi hissediyorum yani. Yurt dışında da çok koçla da hani iletişime geçtim ama dediğim gibi gözle alakalı bir durum. Evet. Ve hani poz düzeltmesine benim ihtiyacım var zaten abi. Yani mesela bir yarışta bile ben İspanya'da 3 olduğunda ertesi yarışta o beni geçen iki herifi de geçtim. Bir hafta sonra sadece bir pozumu düzeltti KC ile. Önden durma, yandan dur. Hatta Tuna'ya da önden duruyordu. İki elini beline koyuyordu. Neydi? Steve. İki elini koymasın. Aynen, iki elini dedi Sadık'la mesela. Daha sonrasında konuştuk. FaceTime yaptık İngiltere'deyken. İşte Steve ona bunu söylemiş. Elleri belinde görmek istemiyorum bunu. Yandan daha şık görünecektir. O yüzden pozunu bence değiştir. Bu şekilde bodyci gibi durulduğu falan böyle söyleniyordu o zamanlar. İşte abi bunlar önemli yani. Istiyor. Sen kendini göremiyor mu? Mesela şu dedin ya şu. Onu sen mesela... Ben onu mesela yıllardır fark etmemiştim. Aslında ne kadar ufak. Ufak evet, bir yani. Değişikliğin bu kadar büyük bir fark yaratacağını evet. Ben o zamanlar fark etmemiştim. Yani fark etmiş olsaydım zaten hemen uygulardım, yapardım. Yine de o pozum da kötü değildi. Fakat bu şekilde şöyle 2 santimlik bir değişiklik bayağı kanatlarımın bu koltuk abi, altından çok görüntüsünü çok daha fark ettirdi. Yani daha kavisli, daha V görünmemi sağladı. Benim o mesela... İspanya yarışında müthiş formdaydım bence. Ama mesela hakem çok sert bodyci gibi duruyorsun. Böyle iki elini koyuyorsun. Böyle durmaman lazım hani. Daha yandan. Hani bir ayağın ben de söylüyorum yandan. Zaten. Onun bence evet. Eksiği hem biraz kafasının rahatlaması lazım hem de biraz pozlarında daha evet. Böyle sakin. Kendinin bodybuilder gibi biraz, değil de evet. Birazcık daha böyle. Aynen. Şimdi hakemin karşısında böyle durduğun zaman kendini böyle sıkaraktan, evet. Kasaraktan, böyle kaşlar çatık. İster istemez o enerjiyle vermeyebiliyor sana. Ne kadar iyi görünürsen görün. İşte ki bence çok da iyi görünüyor zaten. Kolda iyi duruyor fakat daha rahat, daha sıkı durabilir. Evet. Daha jilet durulabilir abi. Daha böyle göze hitap eden. Onun için de bence benim ihtiyacım olan bir men's fizik koçu. Ama yine sözümdeyim. Birçok hani başarılı koçla çalıştım. Hepsinden de farklı şeyler öğrendim. Bu benim de kendimi geliştirmem için çok iyi şeyler, adımlar oldu. Ama hedefe yönelik olarak baktığım zaman aklımda olan adam şu anda Kats var. Hani son süreci onunla değerlendirmek isterim. Sadik'le de iletişimim güzel. Zaten hani Sadik'le de devam ettiririm. Zaten kendimi belli bir seviyeye çok rahatlıkla getirebiliyorum. Hani benim amacım... Senin daha üst. Aynen, daha üst yani. Bir öğrenmenin bir sonu yok abi. Yani o yüzden kendim yaparken daha fazlasını... ben daha keyif alıyorum zaten. Ben de yani gerçekten böyle... müthiş ya derecede keyif biz alıyorum. Biz yurt dışında yaşamıyoruz. Hani onlar gibi büyük imkanlara sahip tabii. Değiliz. Yani o yüzden beslenme konusunda da, idman konusunda da buna katılıyorum. İmkanlarına sahip olmadığımız için ben biraz daha kendime uyarlayıp hep mesela Sadık söylüyor bir şeyi fakat bulamadığımda mesela bana blueberry diyor, bulamıyorum mesela, örnek veriyorum. Muadilini yiyorum. Bu benim için sorun değil. Benim için gidip de. Gidip böyle market dolaşıp blueberry aramıyorsun. Aynen. O kadar fark etmez. Meyve etmez meyvedir abi ya. Etmez. Aynen. Anladım. Orada bana taze fruktoz meyve, vermek istediğini anlıyorum yani. Zaten fruktozu gidiyorum başka bir yerden alıyorum. Benim için çok değişen bir şey olmuyor. Evet abi, bir de mesela ben zaten coaching yaptığımdan çok yoğun coaching yapıyorum. Yani bu kadar zaman mutfakta geçiremem abi. Evet. Anladın mı? Yani o yüzden de daha basic. Aynı. Pirinç yemek istemiyorsundur o öğün. Cream of rice bölersin, o miktarda yersin. Aynen. Ya da işte tavuktur ama o öğün et yapmışsın. Onu da yiyebilirsin. Evet. Yani protein. Ama işte illa Tuna'nın dediği gibi işte beyaz balık olacak, evet. O olacak, bu olacak. O kafaya girince zaten o evet, stresle abi. Beraber bu stres iş yürümüyor. Stres abi yani. Sizin işteki en büyük şey stres galiba. Değil evet ben. Değil mi? Ben ona çok dikkat ediyorum. Abi bence o stres seni... Çok beynin... zorlamıyorum, kasmıyorum kendimi. Evet. İnanılmaz yani. Bir şekilde yani. Onu da yiyeyim, dur şu öğünde bir gram eksik aldım. Dur onu da tamamlayayım. Bu daha fazla bir şey. Ben de görmedim bu arada. Yani doğrudur. Evet abi ya. Bir de böyle başarılı adamla, olan. Evet ve senin kafanda bir adamla böyle çok karşılaşmadım. Ya olabilir. Olabilitesi var çünkü. Olabileceğini görüyorum, evet, yapıyorum evet, ben de. Evet, çok güzel. Hani, insanın hoşuna gidiyor abi. Böyle de oluyormuş ya diyor. Ya, normal hayatımdan da kopmuyorum böyle yapınca. Bence çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ama herkesin yapacağı bir şey değil. Evet abi. Bazı adam, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Zorunluluktan iyi hisseden de var ama. Abi. Hani o zorunluluk onu daha böyle bir şey hissettiriyor ama bana sorarsan kesinlikle Tuna'nın o rahatlık. Abi olmasa o da olur. Hani sorun yok. Evet. Benim çok hoşuma gitti ve beni bile rahatlattı. Yani evet. Beni bile rahatlattı. O yüzden denenmeli. Mesela bir şey söyleyeceğim. Çok cheat yapıyorsun değil mi mesela? Hani kafana yaparım. Esti. Yaparım.
Başka bateci yapamaz. Korkusundan yapamaz. Ben Tuna'nın adına açıklayayım. Bence şöyle yapıyor. Benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi herif çok zaten yemek peşinde bir adam değil Tuna. Evet. Şimdi mesela sallıyorum. Adamın 5 tane öğünü var. Zaten 5 tanenin mesela 2 tanesini yemiş oluyorsa. Diyor ki abi kalanı da burgerle tamamlayayım. Anladın mı? Oluyor. Oluyor arada, yani arada abi. Günün sonunda geliyorum. Oluyor yani. Oluyor evet. Yani adama yani. Anladın mı? Ya ben vücudumda beni geriye götüren bir şey olmadığını gördüğüm için. Evet. O yemek beni bozmuyor. Yani o hamburger, o pizza beni bozmuyor. Ama genel geçer bir şey değil. Bu bir gerçek diyor. Yani. Aynen. Sürekli abi. Yemiyorum. Evet. O diyet evet. Döneminde her gün bunu yapmıyorum. Tabii ama canım. 2-3 günde bir yiyorum. Abi Allah seni hayır. Kahretmesin. 2-3 günde. Bu bir tercih meselesi. Bazı insanlar mesela gidiyor pirinç kaynağı olarak. Pirinç kaynağı. Hayday yapıyor. Hayday yapıyor. Aynen. Low day yapıyor vesaire. Benim haydayım, low dayım yok. Ben gidiyorum. Abi seviyorum. Hamburger yiyorum, sistem pizza müthiş, yiyorum. Müthiş bir kafa rahatlığı. Vücudumda çalışan sistemi evet, ben bulduğum abi, çalışıyor. Için bu şekilde devam ediyorum. O burgeri yedikten sonra da yatmıyorum ama. Ertesi gün onun hakkını zaten veriyorum. Abi çok formuma idman da, yapıyor. Formuma da çok negatif anlamda yapıyor. Bir yansıması olmadığı için sert idman yaparım, güzel idman yaparım. Gerçekten o güzel idman yapıyor. Hiçbir şekilde yani beni eksiğe götürmüyor. Kesinlikle. Bunu görüyor olsam zaten yapmam. Tabii ki canım. Sen bile yapar mısın? Evet. Abi zaten Haybe'ye başarılı olamaz. Bu adam başarılı bir adam konuşuyor şu anda yani. Ya yapmış, biraz tarz denemiş, meselesi anlatıyor ya. Evet abi. Aura. Ya sadece şey değildim yani full fokus bu işe odaklanmış bir vaziyette değildim. Biraz daha böyle yaşımız küçüktü. Ama o zaman bir hani, ismin geliyordu yani. Kariyer anlamında ne yapacağıma henüz karar vermiş değildim. Tamam hayatım sporla geçti vesaire ama bu işi gerçekten profesyonel anlamda yapıp yapmama kararını o dönemlerde henüz verememiştim. Biraz dağınıktım. Pandemi girdi araya. Biraz geri çekildim vesaire. Sonrasında döndüm tekrar bir yarışayım falan deyince baktım o coşkuyla beraber dedim devam edeyim. Böyle yani. Ama bir geçmişi var tabii ki de. Abi bu bence her insanın belli kısımlardan kendini alacağı şeyler var. Yani mesela bu adam rahatlık kısmını alabilirsin ama mesela disiplini seven bir adamsan daha çok mesela adam seni mesela o diyeti bozmamak seni daha mutlu hissettiriyor olabilir. Öyle de devam edebilirsin ya da bunu görürsün, vay be bu iş böyle de oluyor sanırım. Deneyebilirsin yani, anladın mı abi? Bu da bir bence bir örnek, başarılı bir örnek. Bu bir tercih meselesi. Kesinlikle ya. Ben, aynı fikirdeyim. Ben gidip hamburgerle o açığı kapatıyorum, sen gidip haydi yapıyorsun. Aynen öyle. Fark eden bir şey olmuyor. Tek doğru diye bir şey bence zaten yok. Kesinlikle yok, kesinlikle yok. Yani, geçmişte abi zaten adam zaten iyi gözüküyor. Var. İyi gözükmese ketojen dersin ki bak ama olmuyor kardeşim dersin yani, anladın mı? Ama ketojen diyetlerle open yarışan adamlar evet var. Evet ya. Yani yapıyorlar abi. Evet ya şey var. Neydi o Kellerif'in adı ya. Şimdi unuttum söyleyecektim ya. Eski dönemlerde Arnold dönemlerinde falan ben çok duyuyordum. Ya bir tane var. Basit bir beslenmesi var. Basit ilaçlar kullanıyor. Aynı Mi40G'de idman yapıyor. Mi40G'de çok bilgili, müthiş. E-book'unu indirip okumuştum. Acayip şey bir adam. Böyle yemeğin kalitesine takılan bir adam. Hani kırmızı et, işte kaliteli kırmızı et. İşte mesela evet. Somon, iyi somon. Hani ama böyle yumurta, iyi bir yumurta. Hani böyle bir besinin kalitesine takılan. Evet. Mesela gidip yumurta almam abi marketten. Alıp yemem. Neye dikkat ediyorsun peki? Kalitesine işte. Özellikle kalitesine dikkat etmeye çalışıyorum. Oradan mesela, ya şu kadar somon şey yiyorsam somon olsun bunun yani, içerisinden alabileceğim maksimum oranda almak istiyorum. Ya yani o yüzden etimi kaliteli alırım. Yumurta mesela yemem. Evet. Hani şey yumurtası bulamazsam, köy yumurtası falan bulamazsam genelde de yemem. Eve gidince mesela Rize'ye gidince orada yerim. Orada kümesini tabii canım. Kümesten alırım, yerim. Çünkü içeriğini biliyorum. Doğru. Ya marketten ne aldığını bilmiyorsun. Şu anki yumurtalar çok kötü zaten. Kötü abi. Hatırladım yani. Ben Pakalski. Arkadaşlar bu fotoğrafı Ben Pakalski'yi bulup koyacağım. Evet. Evet şey bir adamdı ya, evet. Doğru hatırladım. Gir de bak e-book'unu acayip oku. Bir adam. Sürekli herif kaliteli food'dan bahsediyor yani. Evet. Gerçek real food ve hani onun da kaliteli olanı da. Ve dediği savunduğu şey mevsimindeki sebzeleri tüketin falan gibi. Hani bu tarz şeyler bence çok orijinal bir adam. Ama dediği gibi ketojenikle yaptığı open bir body'ci ve ketojenik diyet yaptığı şey var. Şey. Evet ilginç. İşte genetik abi yani. Evet bir abi ya. Genetik. Kesinlikle. Ben mesela ben kendim de birçok danışanıma bu sistemi yaptırıyorum mesela. Öyle high day low day falan yok. Hani cheat günlerinde hamburger, pizza bunları yedirtiyorum. Bazıları kilo almaya çalışırken Ali Kopuz. Her gün yiyor mesela. Ali Kopuz, Tunacığım senin bir hemen bir yanındaki sürekli, örneğin. Sürekli o da aynı. Kaç tane Türkiye yapıyor. Şampiyonluğu var Ali'nin? O da yiyor. Tuna yanında, Tuna'nın yanında. Sistem oturtuyor. Bizim aynen. Ya biz şimdi orada bir de yetişme tarzı da önemli. Biz orada mesela ekmek yemeden. O da mı senin? Evet abi ya. Sofradan kalkamazdık. Ben de ekmek abi. Ekmek yemeden olmaz abi ya. Ekmeği yerdik şimdi ama hani daha bayır dolanırdık yani böyle. Ekmek yemeden olmaz.
olmaz diyor. Yani ekmek... Bir tanesi olimpiyat, bir tanesi olimpiyat yolunda diyor ki ekmek yemeden olmaz diyor. Ekmek şey olarak yani abi. Dediği gibi vücut ona alışmış abi ya. Abi yiyilebilir. Anladın yani. Anladın mı yani? Ekmek de karbonhidrat kaynağı. Evet yani. Doğru. Ekmek de bir karbonhidrat kaynağı. Makarna da bir karbonhidrat kaynağı. Benim için çok bir farkı yok. Hani belli aralıklarla yiyilebilir. Balık mesela bana çok iyi gelir ama benim anam da hep balık yapardı yani. Hatta kılçıyla falan hamsi yiyorduk yani. Tamam, öyle zaten, yani. Tamam. Yani bence gerçekten sana uygun olan yemekleri de hissedebiliyorsun evet. Abi yani. Hani, mesela bazı kırmızı et iyi gelmez, bazı beyaz et iyi gelmez değil mi? Evet. Öyle ya işte mesela. Öyle muhabbetler de var ama bence kırmızı et abi net ya. Amino ama işte herkese çok, kırmızı çok et iyi gelmiyor derdi. İşte ondan bahsediyorum. Bazı genetiklerde var, tabii canım. Aralıklı olarak belli aralıklarla rahatsız edebiliyor seni. Fakat kırmızı et bu işte. Ben mesela çok fazla şey de yiyemiyorum abi. Sallıyorum. Belli bir öğün, günde bir öğün cream of rice yiyebilirim. Biraz daha fazlasını yediğim zaman real food değil sonuçta. Hani gerçek bir evet. Hani içinde tatlandırıcı falan hemen bozuyor. O yüzden mesela daha çok benim vücudumda hep işte patatestir, pirinçtir. Hep yani raw yani besinin ilk hali. Yani ne onu kadar işlenmiş mi? Gıda evet, o kadar çok sindirim aynen. Problemi ister istemez. Aynı fikirdeyim bu konuda. Bir şekilde etkiliyor. Bunu Öykü de söylemişti. Öykü ile olimpiyadayken. Dedi ki mami ben hiç tatlandırıcı bir şey tüketmem. Evet. Yani hep raw food yani hep şey yaparım o yüzden karnım o bak çok güzeldir demişti yani. O çok dikkat eder mesela. Evet şöyle. Evet. Tatlandırıcı. Aa acayip karşı. Ciddi misin ya dedim evet. Hani. Yok yok mami ben tüketmem dedi hani böyle tatlandırıcılı şeyler falan. Tabii işte görüyorsun ama bakıyorsun da gerçekten işe yaramış hiçbir şişkinlik yok. Daha sonra. Bak bak videoya bak abi. Bak şimdi. 9 Mart 2020. Bak bu kim? Evet. Tuna Güler. Bizim tanışıklığımız çok eski. Çok eski ya. O Gümüşhaneli, ben Rizeli. O hep Trabzon'da ortada buluşuyoruz. 2020. Aa, daha burada videolarda şey var bağırıyor Tuna. Geri adım at, bir adım geri adım at. Şeyi gösterecektim. Ne kadar şeydi. Öykü'nün çok güzel formda. Öykü başarıda yeni video çektim. Gördünüz mü? Evet evet. Güzelle konuştuk. Evet. Ben izleyemedim ben ama selam dedim, olsun yani... buradan. Öykü'ye selamlar. Uzun zaman sonra bu kadar başarı yakalaması çok enteresan. Resmen yani. Azmin evet. Başarısı. Yani, evet. Hak edilmiş. Biz İngiltere'deydik değil mi? Evet. Nasıl mutlu olduk gecenin bir yarısı aradık ya. Gecenin bir yarısı böyle bir haber aldık. İkimiz de bir şok olduk. Evet hemen FaceTime. Öykü Hoca'ya şunu söyledim. Gerçekten bu ülkede en çok kim hak ediyor deseler seni evet. Söylerdim dedim. Evet. Hani annesinin ak sütü gibi aynen. Helal olsun. Abi müthiş. Yani evet. Öykün çok uğraştı ya. Çok abi uğraştı. Azim yani hani 7 oldu hani 7 8 evet, 9 evet, belli evet. Ama başardı. Evet, anladın mı? Çok büyük mesela. Evet. Hani şey diyebilirdi ya yeter zaten hani herkes evet. Tanıyor. Evet. Türkiye'de de herkes evet. Sektörde tanır bilir onu. Evet tabii canım. Fakat bırakmadı yani. Evet. Yaşı da hani bizden büyük. Doğru. Koşturdu, kovaladı, şey uğraştı. Şey demedi yani sürekli. Hani işte first call out'a giremedim. Bak demek aynen. Ki olmuyormuş aynen. Demedi. Devam etti abi. Bu çok güzel bir şey ya. Örnek başarı. Anladın mı? Hani ben mesela şey diyebilirim ya demek ki ya ben pro kart alamıyorum. Diyebilirim. Ya da Öykü gibi abi ben bunu alacağım devam etmek evet. İstiyorum da diyebilirim yani. Olimpiya evet. Su yolu oldu ya. Aynen. Vallahi. Geriden gelen güzel insanlar da var. Biraz da biz geri duralım zaten. Geriden gelenler ya, var. Bismillah ya. Geliyorlar. Geliyorlar yarışsın. Abi helal olsun. Adam görüyor musun? Yeter abi diyor ya bir olimpiya olmuşum aynen. Yeter ya. Aynen. Yok yok. Döneceğiz canım. Gene her an her şey olabilir. Abi diyor ben... Olimpiyadan önce yemin ederim bak Kur'an-ı Kerim çağrısında olimpiyaya 2 hafta var yok. Şeye gittik. Vizeyi almaya Ankara'ya geldi. Amerika vizesini. Abi dedi şurada bir yemek yiyelim dedi. Tuna dedim olimpiya var. Olimpiya. Abi rahat ol ben Ryan Adams'ı geçeceğim dedi. Sen rahat ol diyor. Ben first... Abi dedim bu heriften var ya bu herif sıkıntı yani. Hani bir kere daha giderim bir daha giderim o first call out'a girerim. Yolluyor evren o enerjiyi anladın mı? Peki şimdi özledin mi? Özledim canım özlemez olur mu? Diyorum ya her an her şey olabilir gene. İstiyor musun gibi? Tabii ki de gireceğiz. Gireceğiz. Sorun yok. Devam ediyoruz ya problem seviyoruz yok. Seviyoruz ya abi. Seviyoruz ya. Ben, seviyoruz ya. Süreci diyorum ya ben. Seviyorum ben abi. Ben hayatı da kaçırmak istemiyorum. Vücut ya. Geliştirmeyi seviyorum ya. Ben yarışma yapabilirim. Sorun değil. Fiziki anlamda hiçbir sorunum yok. Yapabilirim. Makine gibiyim. Fakat yani kafa olarak bu kadar kendimi yormanın manası var mı diye düşünüyorum. Bence yok. Aileme, eşime, dostuma da vakit ayırmam gerekiyor. Hani ekonomik durumumuz ortada ülkenin yani. İş anlamında da bir şeyleri rayına koymam gerekiyor. Doğru zamanda geri çekilip ben işimi gücümü tekrar toparlayıp dönüyorum. Tabii yani, abi şimdi şey de var. Bıraktığımız gerçekten... ettiğimiz yok. Yarışa odaklandığın zaman tamam diyelim ki 25 haftalık bir süreç verdin kendine. Kapatıyorsun 25 haftanın kendini. Fişi çekmek hani, zorundasın. Evet hani bir hiçbir yine şeyle uğraşamıyorsun başka bir şeyle. 15 haftası hani yine bir okey ama abi son 10 hafta gerçekten yani o açlıkla baş ederken ben kendi adıma coaching'le alakalı söyleyeyim.
çok fazla coachingde de ben tek başıma herkesle ilgilendiğim için ister istemez yorgun düşebilirsin abi. Evet. Anladın mı? Çünkü gerçekten fokuslanman gerekiyor. Yani sadece şey değil ki sonuçta, hani yemek yedim, idman yaptım gibi düşünülemez. Bu bir uzun bir süreç ve bu süreç seni birazcık yoruyor yani haliyle. Evet. Her şeyi zamanlamayı güzel oturtmak lazım. Ben kendi adıma işimi çok güzel oturttum yani, düzenimi, evet, evimdeki. Sıkı döneceğiz diyebilir miyiz peki senin adına? Ben vallahi inanıyorum ki bir dahaki yarıştığımda güzel çıkacağız yani. Evet. Haziran gibi biz bak bizim ikimizi de gör, tekrardan yapalım. Ben şey, şimdiye kadar yaptığım hataların hepsini birleştirdim. Evet. Kafamda koydum yapmayacaklarım diye. En iyisini yansıtabileceğimi düşünüyorum. Ben elimden geleni yapacağım. Ben de şu anda onu düşünüyorum yani. Bundan mesela Dubai yarışından önce böyle bir şeyi konuşuyorduk zaten. Ulan acaba geri çeksek mi kendimizi? Bir eksik yedik, ne var ne yok, şu ameliyattır, odur budur, dur bunların. Hepsini bir aradan çıkartayım dedim. O da biliyor zaten. Evet, hepsini evet bir aradan çıkartayım, ondan sonra dönerim. Zaten diye dedi konuştuk. Ki abi dedi, biraz yoruldum. Bence bir dinlenmem lazım, iyi gelecek bana. Bence de dedim, sen zaten şu an iyi bir şeydesin. Kendi adıma ben zaten bu ameliyattan sonra onu başarmak, yani o iki fotoğrafı gördüğümde okey ya tamam diyeceğim. O stage fotoğrafını çektim mi okey diyeceğim. Peki neyi düzelttik geleceksen? Yani son yarışta niye vermedin? Niye vermediler sana? Abi ben şöyle düşünüyorum. Yani sen dışarıdan baktığı zaman diyor musun? Şuramı da yapayım da alırım artık. Tabii ki. Nereye? Şöyle düşünüyorum. Upper back'im eksik. Sırtımın üst içi eksikti. Zaten hani ben Vader'da da şampiyon olduğumda direkt olimpiyat hakemi Jack Sullivan'ı Matt de aradı. Neden Muhammed'e vermedin diye. Ben de zaten yarıştan inince yanına gittim. Adamım 1-2 puan falan vardı dedi. Senin önün iyiydi, onun arkasıydı, ona verdik dedi. Sırtı aslında kalın adeleli evet fakat biraz daha böyle derinlik. Kesinlikle aynısını Jack de söyledi. Biraz daha detay adamım dedi. Ondan sonraki yarışta İspanya'da güzeldi. Ama çok yani bence orada bir olduğuma inanıyorum. Ama 3'tüm demek ki hakkım oymuş, hiçbir şey demiyorum. Eğer bir hafta sonra onların ikisini de geçtim. Demek ki bir haftada geçiyorsam yani çok da bir şey değişmedi ama. Aynen. Belki pozlarımı daha düzgün verebilirdim Tuna'nın dediği gibi, daha sert değil de daha estetik benim var bence. Anladın ben mı? Bir yarışa gideyim evet. Bak, beraber o yarışta ya da yaptığım alacağız. Tabii ki benim de kişisel hatalar oldu yani abi. Hani yaptığım son dakikada yaptığım yanlış prosedürler oldu. Ha kendimi öğrenmiş oluyorum yani, bunda bir şey yok. Biraz ama zayıflatıyor hep evet hep ucundan inanıyorum ya, bir gün o kartı kaldırdığında insanlar şey diyecektir yani, hak etti ya herif. Evet. Anladın mı? Onu da duymak isterim tabii abi günün sonunda yani. Seviyorum. He, zaten hevesim... Son akşam bir hamburgeri var abi. Pirinçle bak. Hata ne biliyor musun bak? Bence ben nacizane söylüyorum. Bence insanların yaptığı en büyük hata son döneme böyle kupkuru, dip bir formla gelebilmek için çok aç bırakıyorlar kendilerini ve vücut o kadar küsüyor ki, yani adeli o kadar yumuşuyor ki, küçülüyor ki size olarak. Daha sonrasında o hani 2-3 günlük bir karbap dönemi falan doldurmuyor. Oradaki o yediğin karbonhidrat, yediğin o kalori seni kurtarmıyor. Ben de mesela, biz de mesela neyi gördük? Sadık da bunu söyledi. Tamam güzel, istediğimiz flatlıktasın ama artık yememiz lazım. Evet, küçük benim beni şaşırttığı şey abi. Küçülüyorsun ister istemez. Beni yani rezervlerin boşalıyor, ufalıyorsun. Size olarak yani bayağı görüntü olarak aynaya baktığında bunu fark ediyorsun. Ve artık yemen gerekiyor eski size'ına, eski kavislerini toparlaman için. Abi benim şaşırdığım şuydu bak. Olmuyor sadece. Son bence günde bende yaptığı. Olmuyor. Herif bana dedi ki, dedim hani kaç tane yesin? Doyana kadar yesin dedi. Karnı ağrımasın ama doyana kadar yesin. Mesela 2 tane burger yedi, hem de Five Guys yedi. 2-3 tane cheesecake yedi. Hatta dedim ki Tuna yeter. Abi yok dedi. Gerçekten midem rahat. Ve daha iyi uyandı yani, gözlerimizin önünde gördük yani hani bunu. Daha iyi uyandığını. Emlakçı. O yüzden bence yani herkes de olur mu? Bence bazı adamları bozar. Herkes de olmaz herkes abi. Herkes olmaz. 15 gün falan geriye götürür. Evet abi. Sabah bir uyanırsın, su topu gibi de uyanabilirsin. Aynen öyle. Ya bu adam bir de diüretik almadı yani, anladın mı? Bu kadar iyi. Başka. Anladın mı? Herkese işlemez. Herkes için genel geçer değil. Ha, ama abi oraya kadar da şimdi adam ne diyor? Ben zaten böyle yiyerek geldim. O yüzden tabii canım, o biliyor. Anladın mı? Ha, sen hiç yememişsin. Ekmekle çok eskiye dayanan bir bağımız var. Bir gönül bağımız var abi. O yüzden o beni bozmuyor. Ben onu bozmuyorum. Aramızdaki evet ilişki mükemmel. Hamur işini severim. Yerim yani, tüketirim. Beni bozduğunu da düşündüm. Tabii. İçinde garip böyle saçma sapan vücut. Bak vücudum sindirebiliyorsa bir şeyi bence problem yok. Sindiremediği zaman dünya zaten, aynen öyle. Karnın şişiyorsa o da onu kastetti zaten. Evet tabii canım. Eğer sindiremeyecek kıvamdaysan bozulabilirsin. Tabii. Vücut kendini kapatabilir ister istemez. Şimdi nereye gideceksin? Abi benim ufak bir araba işim var. Bir araba değiştirme planım ama var. Ama sığamayacağım bir araba galiba. Tuna şey diyor, araba sana biraz küçük değil mi dedi. Ya bu ara böyle bir sürekli değişeyim modunda. Evet. Bir ben seviyorum var böyle öten eden arabaları. Benim arabam da dizel. Ötmüyor, ben rahatsız oluyorum, anladın mı? Bağırsın istiyorsun. Biraz güçlü bir araba istiyorum.
Arabam çok güçsüz değil ama daha güçlüsü. Şöyle bir A45 var aklımda. Bir bakmak istiyorum. O işin orasındayız. Aynen, bir göreceğiz ben nasıl olur. Ben araba sevmiyorum çok, arkası evet. Kesin. Bir bakıp daha yarın Prado'nun buluşması var. Saat 4.30, arabaya baksak, bir şeyler atıştırsak, 7'de çıkmış olsam 11'de falan ama hemen Ankara'dayım. Biz de bir şeyler yiyelim. Aynen. Bir şey. Arkadaşlar 5 tane takipçimize Proud marka bir uzun bir kısa kollu tekstil veriyoruz. Videoda Tunağan Güler'i, Muhammed Kodala, beni takip edeceksiniz. Çekiliş yapacağız. 5 şans kişiden birisi aradan olmak istiyorsanız. Aradan ben de bak faydalandım, biliyor musun? Seni yolcu ediyoruz. Evet, ben ufak ufak kaçayım. Benim için çok güzel. İyi ki geldin. Rica ederim, ne demek. Yarın Proud'un buluşması var pazar günü. Nihat'a çok selam. Aynen, Nihat gelecek. Evet. Sabah Nihat'ı alacağım. O yüzden. Burak abi vardı. Burak abi Burak'a de da var. Selam. Çok selam. Ece'den gitmemiz lazım ki Nihat'ın uçağı sabah 6'da. Ancak 3-3.5 saat sürer buradan zaten Ankara. Son birkaç işim var. Onları bir halledeyim. Hep birlikte story atalım, ben kaçayım. Güzel haberlerini bekliyoruz. Okey. Evet. Kaldık baş başa abi. Kaldık baş başa. Muhammed'i yolcu ettik. Evet. Söylemek istediğin bir şey var mı? Selamlar, sevgiler. İyi ki geldin. Sağ ol. İyi ki çağırdın abi. Denk düşmedi. Antalya yolundaydın. Arkadaşlar Tunağan, bilmiyorum herkes biliyor ama ben yine de söyleyeyim. Antalya'ya yerleşme planım var. Planımız var ama bakalım hani icraata dökebilecek miyiz? Ne zaman kafamda bir şey? Yarın gidecektik işte. Bir gittik baktık. Güzel bir yer bulduk aslında. Fakat orada insanlar böyle sürekli toplu bir ödeme istiyor. Enteresan bir şekilde. Güzel bir yer bulmuştuk. Orası olmadı. Sonra döndük. Şimdi tekrardan gidiyoruz. Bir yer bulduk. Orayla da bir sorun oldu herhalde. Ama sen Antalya'nın içinde değilsin anladığım kadarıyla. Manavgat tarafında. Manavgat tarafında. Side tarafında. Peki olacak. Bir şey söyleyeceğim. Niye böyle bir karar aldın? Abi İstanbul'dan yoruldum artık. Sıkıldım. Sıkılmaktan ziyade burada oraya gittik. Birkaç gün kaldık. Mesela Rize'de de bir ay, 1,5 ay kaldım. Dedim ki ya rahatlık buymuş ya dedim. Biz İstanbul'da eziyet çekiyormuşuz. Bir yerden bir yere gitmek, mesela Maltepe'den gittim. Ali'yi aldım. Senin yanına gelmem. Ataşehir'e gelmem. Geldi. Nereden baksan bir saat. Orada bir yere gidiyorsun 5 dakika. Öteki tarafa gidiyorsun, o işini hallediyorsun 5 dakika. Bakıyorum konuma 7 dakika gösteriyor, 9 dakika gösteriyor. 10 dakikayı geçmiyor yani. Peki Antalya'da sıkılmayacak mısın? Sıkılmam, niye sıkılayım ya? Zaten işim hani bilgisayar başından. Hani müsabık sporcuyum, yarışıyorum zaten. Hani eğitimlere, online eğitimlere de zaten bilgisayar başından, telefondan yanıt verebiliyorum. İdman yapacak iyi bir yer buldun mu? İdman her yerde yaparız abi ya. Hani iyi bir, çok böyle mükemmel bir yere ihtiyacımız yok. Biz mesela Rize'de de merdiven altı diye tabir edilen salonlarla başladık bu işe. Yani ya seni zorlayacak bir şey olmaz ya. Beni zorlayacak bir şey yok. Bir tane sehpam olsun, bir tane dumbbell setim olsun. Bana yeter. Orasının o sakinliği kariyer anlamında bana daha çok şey kazandıracaktır da zaten. Enerji olarak çok iyi hissediyorum Antalya'ya karşı. Antalya'nın özellikle merkezinde ya da işte Lara tarafıdır, Konyaaltı'dır. Oralarda olmasını özellikle istemedim. Biraz daha sakin bir yer olsun istedim. Side tarafı da zaten güzel. Varsa böyle bildikleri, tanıdıkları güzel yerler atabilirler. Böyle güzel, bahçeli, havuzlu. Şu müstakil bir ev istiyorsun. Ya, müstakille yakın. Site içerisinde daha böyle kendimi soyutlamak istiyorum dışarıdan. Arkadaşlar buradan yorumlara yazabilirsiniz. Varsa böyle tanıdıkları, emlakçılar vesaire. Olma kesin vardı. Abi, herhalde problem yaşayacağız çünkü yine. Hmm. Bir enteresan bir şekilde sürekli fiyatsal anlamda ve işte farklı anlamlarda böyle birbirlerine böyle iş mi paslıyorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum. Fiyat kırdırıyorlar sürekli. Hmm. Bak şuna veriyorum, elini çabuk tut. Bu modda çok insan tanıdık o tarafta. Garip bir emlakçı şeyi var. Dünyası var orada. Bak verdim veriyorum, geliyor ha. Musun? Bir dur da konuştuk zaten geleceğiz diye. İlla ki en güzelini bulursun. Hiç bakacağız. Ya, acele etmeye gerek yok. Vardır bir hayır. Deriz, yolumuza devam ederiz. Sorun değil. Commander Nutrition sunduğu çekim arası sohbetlerinde Muhammed Kodalak buradaydı. Gitti araba almaya. Daha Tunağan Güler'le baş başa kaldık. Daha gitmedi. Bir yemek gitti diyelim. Daha ha, yemek mi ısmarlayacak? Yemek ısmarlayacak, öyle gideceğiz. Muhammed hep yemek ısmarlayacak mısın? Onun aklı başka yerde. Evet. Aklı arabada. Tunağan iyi ki geldin. Abi çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Ben kalktın geldin. Ataşehir'e kadar geldin. Estağfurullah, ne demek. İnşallah şey istediğin gibi gider. İnşallah. Antalya'da olsa, İstanbul'da olsa. Evet. Herkes seni hayırlısı çok olsun. Merak ediyor. Daha güzel bir süreç olsun. Geçir. İlk fırsatta da yine o bileti al. Alacağız. Çok güzel alacağız. Yani gibi, her an her şey olabilir. Yani çok yansıtmasam da yavaştan dönüş hazırlıkları başladı. Düzenimi tekrardan oturttuktan sonra yine kaldığımız yerden devam. O zaman görüşürüz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.